Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kareköklü sayılarda toplama ve çıkarmayı anlatacağım. Ama konular birbiriyle çok bağlantılı olduğu için mutlaka bu konuyu iyi anlamak istiyorsak bu konuyla ilgili çektiğim ilk iki videoyu da izlemeniz gerekiyor. Yukarıdaki i harfine tıklayarak bu iki videoyu izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, paylaşarak destek olabilirsiniz. Şimdi hemen konumuza geçelim. Kareköklü sayılarda toplama çıkarma nasıl yapılır sevgili arkadaşlar? Toplama çıkarma yapmak için kök içlerinin aynı olması gerekiyor. Burada olduğu gibi ikisinin de kök içi aynı ise eğer katsayıları toplayacağız. Kök içlerini falan kesinlikle toplamıyoruz. Katsayı dediğimiz çarpım durumundaki sayı A. Burada A tane kök x var. Burada ise B tane kök x var. Buradaki A'yı ve B'yi toplayacağız. Sonra çarpı deyip kökü aynen yazacağız. Tabi harflerle anlattık. Daha iyi anlaşılması için hemen örneklerimize geçelim. Birinci örneğimize baktığımızda kök içleri aynı bakın. Bu da kök 2, bu da kök 2. Öyleyse bunlar toplanabilir. Peki bunların neresini topluyoruz? Katsayılarını. 3 tane kök 2 burada var. 5 tane kök 2 burada var. Öyleyse buradaki 3 ve 5'i toplayıp yine katsayı olarak yazacağız. Kök 2'yi de aynen ekliyoruz. Ne yaptı? 3 kök 2, 5 kök 2 daha. 8 kök 2 yaptı cevabımız. Geçelim ikinci örneğimize. Bakın kök içleri aynı. Kök 7, kök 7, kök 7. Öyleyse bunlar toplanabilir. Peki bunun neresini toplayacağız? Katsayılarını. Eğer burada yazılmadıysa herhangi bir katsayı yukarıdaki örnekte olduğu gibi burada yazılmayan bir 1 olduğunu bileceğiz. Yani bir tane kök 7, bir tane kök 7, bir tane kök 7. Bunlar toplanırsa 1 artı 1 artı 1 kök 7. Yani sonuçta 3 tane kök 7 olacak cevabımız. Sıradaki örneğimize bakarsak yine toplanıp çıkartılabilir. Çünkü kök içleri aynı. Kök 3, kök 3, kök 3. Peki bunların biz neresini toplayacağız? Katsayılarını. Dışarıdaki katsayıya baktığımızda bakın 12 tane kök 3 var. Aradaki işaret artı. Peki burada kaç tane kök 3 var? Yazılmadığına göre burada yazılmayan bir 1 vardır. Yani bir tane kök 3 eksi. Burada kaç tane kök 3'ü çıkartacağız? 15 tane kök 3'ü çıkartacağız. Çarpı kök 3 diyoruz. Ne olur toplarsak 12 1 daha 13. 13'ten de 15 çıkarsa eksi 2 tane kök 3 olacak cevabımız. Sıradaki sorumuza bakalım. Kök 3 artı 2 kök 5. Kök içlerine bakıyoruz. 1'i 3, 1'i 5. O zaman bu toplanmaz. Yani burada kök 3 ile kök 5'i toplayıp kesinlikle kök 8 diyemeyiz. Ne olur bunun cevabı? Aynen kalır. Yani kök 3 artı 2 kök 5 olarak kalır. Evet, geçelim daha farklı sorulara. Mesela kök içleri aynı değilse biz bunları nasıl toplayacağız? Dikkat ederseniz buraya yazdık. Kareköklü sayılarda toplama çıkarma yapılırken kök içleri aynı değilse A kök B şeklinde yazılır. A kök B şeklinde yazmayı önceki videomuzda anlatmıştık. Bu durumda kök 8 ile kök 18 toplanamaz. Çünkü kök içleri aynı değil. Peki kök 8'i nasıl A kök B şeklinde yazıyorduk? Hemen şuraya anlatalım. Kök 8 eşittir diyorduk. Bunu nasıl yazabiliriz? 8'i asal çarpanlarını ayırarak 8'i 2'ye bölersek 4, 4'ü 2'ye bölersek 2, 2'yi 2'ye bölersek 1. Ha, bakın kök 8 demek ki 3 tane 2'nin çarpımıymış. Bu 2 tane 2 dışarıya 1 tane 2 olarak çıkar. Bir tane de kökün içerisinde 2 kaldı. Ha, demek ki kök 8 yerine 2 kök 2 yazılabilirmiş. Artı diyelim. Şimdi kök 18'i hesaplayalım. Kök 18'i hesaplarken yine 18'i asal çarpanlarına ayırıyoruz. 18 diyelim ve yanına çizgimizi çekelim. 2'ye böldük 9. 9 artık 2'ye bölünmez. 3'e böldük 3. 3'ü 3'e böldük 1. Bitti. Öyleyse kök 18 sayısı nasıl sayılardan oluşuyormuş? Bir tane 2, iki tane 3'ün çarpımından oluşuyormuş. Bu iki tane 3 dışarıya bir tane 3 olarak çıkarsa 2 de kökün içinde kalır. Öyleyse kök 18 sayısı da 3 kök 2'ye eşitmiş. Ha işte şimdi bakın bunlar toplanabilir artık değil mi? Çünkü neden? Kök içleri aynı oldu. İkisi de kök 2. 2 tane kök 2 artı 3 tane kök 2 ne yapacaktır? 5 tane kök 2 yapacaktır. Ben uzun uzadıya yazayım yine. 2 kök 2, 3 kök 2 daha katsayılarını topladık. Cevabımız 5 kök 2 olacak. Tabii bakın böyle küçük sayıları her seferinde böyle asal çarpanlarına ayırmamıza gerek de yok. Kök 8'i bir defa kesin ezberleyeceğiz. Kök 8'i gördüğümüz zaman aklımıza ne gelmeli? 2 kök 2 gelmeli. Yani bu çok karşımıza çıkıyor. Zaten soru çöze çöze bunlar aklımıza iyice yerleşiyor. Geçelim konuyla ilgili bir diğer örneğimize. Kök 12 artı kök 27 eksi kök 125.
Yine bakın köklü sayılarda bir toplama çıkarma sorusu. Burada şöyle bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Hani şu 12 sayısını kök dışına çıkarmak için A kök B şeklinde yazmamız gerekiyor ya. Çünkü kök üçleri aynı değil. Öyleyse ne yapıyorduk? Asal çarpını ayırmak için 2'ye bölüyoruz. 6, 2'ye bölüyoruz. 3, 3'e bölüyoruz. 1. Bu şekilde 2 çarpı 2 çarpı 3 şeklinde yapılabileceği gibi asal çarpanlarını eğer ayırmadan sayıların çarpanlarını tahmin edebiliyorsanız bu da kolay bir yöntem olabilir. Nasıl? Bunu iki sayıya ayıracağız ama sayılardan biri kök dışına çıkabilen yani karesel bir sayı olarak yazılabilecek. Mesela 4 çarpı 3. 4 karesel bir sayı olduğu için kök dışına çıkabilir. Peki 27 hangi iki sayının çarpımından oluşuyor? 9 çarpı 3. Bakın biri karesel. 9 kök dışına çıkabiliyor. Mesela 125'i nasıl yazabiliriz? 25 çarpı 5, 25 karesel bir sayı kök dışına çıkabilir. Yani böyle asal çarpanlarını ayırarak da yapabilirsiniz veya bu şekilde çarpanlarını tahmin ederek de yapabilirsiniz. Geçelim çözümümüze. 12 yerine 4 çarpı 3 yazdık. Daha sonra 27 yerine 9 çarpı 3 yazdık. Daha sonra da 125 yerine 25 çarpı 5 yazdık. 4 karesel bir sayı dışarı kök dışına çıkabilir. Hangi sayının kendisi de çarpımı 4'tür? Yani kök 4 neye eşit? 2. 2 olarak dışarı çıktı ama 3 kökün dışına çıkamadı. Gelelim 9'a. 9 da yine kök dışına 3 olarak çıkabilir çünkü karesel bir sayı ama bu 3 içeride kalır. 25 kök dışına nasıl çıkabilir? 5 olarak çıkabilir çünkü 5'in karesi 25 ama bu 5 içeride kalır. Şimdi bunlar toplanıp çıkartılabilir mi? Baktığımızda şununla şu bakın kök içleri aynı olduğu için bununla bu toplanabilir. Ama bununla kök içi aynı olmadığı için bununla toplanamaz. Sadece bu ikisini toplayabiliriz. Ne yapar bunları toplarken? Katsayılarını topluyoruz unutmayın. 2 tane kök 3, 3 tane kök 3 daha, 5 tane kök 3 yapar. Eksi burada da ne var? 5 kök 5 var. Bunu da yanına yazmak zorundayız. Sonra bu işlem devam ettirilemez bakın. Burada kalır. Çünkü kök içleri aynı değil. Aynı da yapılamıyor. Dolayısıyla buradaki çıkarma işlemini de yapamıyoruz. Sonuca 5 kök 3 eksi 5 kök 5 diyoruz. Evet, sıradaki örneğimize geçelim. Sıradaki örneğimizde 11 kök 20 eksi 5 kök 45 eksi 2 kök 80 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu soruda baktığımızda kök içleri aynı değil. Öyleyse kök içlerini aynı yapmam gerekiyor toplama çıkarma yapabilmek için. Kök içlerini aynı yapmak için de asal çarpanlarını ayırabilirsiniz. Veya az önceki anlattığım gibi iki sayının çarpımı şeklinde yazabilirsiniz. Hangisi artık kolayınıza gidiyorsa. Mesela ben 20'yi hemen nasıl yazabilirim? 4 çarpı 5 diye yazabilirim. Peki 45'i nasıl yazabilirim? 9 çarpı 5. Tabi bunu yazarken neye dikkat edeceğiz? Normalde 20'nin çarpanlarında 10 çarpı 2 de var. Ama 10 karesel bir sayı değil. 2 de karesel bir sayı değil. Fakat 4 çarpı 5 yazdığımızda 4 bakın kök dışına çıkabilecek bir sayı. 9 kök dışına çıkabilecek bir sayı. Mesela 80. 4 çarpı 20 olur. 8 çarpı 10 olur ama bunlar işimize yaramaz. Bizim işimize yarayan 16 çarpı 5. Neden 16 çarpı 5? Çünkü 16 kök dışına çıkabilen karesel bir sayı. İlk videomuzda karesel sayıları ezberleyeceğimizi söylemiştik. Şimdi geçelim sorunun çözümüne. Devam edelim. 11 çarpı 20'nin yerine 4 çarpı 5 yazdık. Eksi 5 çarpı 45'in yerine 9 çarpı 5 yazdık. Eksi 2 çarpı 16, 80'in yerine de 16 çarpı 5 yazdık. 4 kök dışına çıkabilir. Nasıl çıkabilir? 2 olarak. Bir de burada bakın çarpım durumunda 11 var. Bu 11 ile 2'yi çarpıyoruz. Ne yapıyoruz? 22 kök 5 oluyor burası. Buradaki 9 kök dışına 3 olarak çıkabilir. Çünkü 9 demek 3 çarpı 3. 3 olarak çıktığı zaman 5 ile çarpım durumunda olur. Bu da 15'i verir bize. Bir de kökün içinde 5 kaldı. Buradaki 16 kök dışına bakın karesel bir sayı olduğu için 4 olarak çıkabilir. 4 olarak çıktığı zaman 2 ile çarpım durumunda 2 çarpı 4 8 kök 5 yapacak. Ne oldu bakın hepsinin kök içleri aynı oldu. Artık bunlar toplanıp çıkartılabilir. Peki biz bunların nerelerini toplayıp çıkartıyoruz? Şu dışarıdaki katsayılarını. Yani 22'den 15'i çıkartacağız. Bir de 8'i çıkartacağız. Bu bizim kök 5'in katsayısı olacak. 22 tane kök 5'ten 15 kök 5'i çıkartacağız. Bir de 8 kök 5'i çıkartacağız. 22'den 15 çıktı. 7. 7'den de 8 çıkarsa eksi 1 kök 5 yapar. Tabii bir katsayısını yazmıyoruz. Böyle çünkü şıklarda olmaz. Eksi 1 ile kök 5'i çarparsak eksi kök 5 yapacaktır. Yazılmadığı zaman zaten burada katsayının 1 olduğunu biliyoruz. Evet, son sorumuza baktığımızda bakın
3 tane kare verilmiş. Karelerin alanları verilmiş ve bize AG uzunluğu, bakın şu uzunluk sorulmuş. Yani bizi karelerin kenarlarını bulacağız. Bu kenarları toplayacağız. 3 tane karenin kenarını toplamamız gerekiyor. Şunu hatırlatalım. İlk videomuzda biz ne anlatmıştık? Eğer bir karenin alanı verilmişse, mesela 49. Biz bunun bir kenarına ne diyorduk? Kök 49. Yani 7 diyorduk, değil mi? İşte kök almak demek aslında karenin bir kenarını bulmak demekti. İlk videomuza bakarsanız hatırlayacaksınız. Mesela bir kare verilmiş, alanı 100 olsa kenarı nedir? Kök 100. Yani hangi sayının kendisiyle çarpımı 100'dür anlamına geliyordu kök. Bu da 10 olarak dışarı çıkıyordu. Şimdi burada ise verilen karelerin alanları karesel değil. Değil mi? Karesel olmadığı için kök dışına çıkamayacak. Yani şunun bir kenarına biz ne diyebiliriz? Kök 162 diyebiliriz. Çünkü kök 162 ne demek? Öyle bir sayı var ki bu sayıyla kendisini çarptığımızda 162'yi veriyor. Yani şu kenara biz A desek, buraya da A desek, bu A sayısıyla A sayısını çarptığımızda 162'yi veriyor. Bu kenara o zaman biz ne diyebiliriz? Buraya da kök 72 deriz. Çünkü bu karenin bir kenarı kendisiyle çarpıldığında 72'yi vermeli. Bu da kök 72 anlamına geliyor. Bu karenin de alanı 32 ise bir kenarı da kök 32'dir. Demek ki karenin alanı verilmişse, mesela 72, o zaman bir kenarı kök 72'dir diyeceğiz. Şimdi bize sorulan bu A'dan G'ye kadar olan uzaklık. Yani neresi? AG uzunluğu. Kök 162 artı kök 72 artı kök 32. Bize bu 3 tane köklü sayının toplamını sormuş. Hemen köklü sayılarda toplamayı düşünüyorum. Kök içleri aynı olmalı ama aynı değil. O zaman ben bunları A kök B şeklinde yazmalıyım. Ne demek A kök B şeklinde yazmak? Yani bir kısmını kökün dışına çıkartırsam kökün içindekiler aynı olabilir. Hemen aklıma şu geldi bakın. 162'yi ben 81 çarpı 2 olarak yazsam. 81 çarpı 2 162 veriyor. 81 kök dışına çıkabilir. Çünkü karesel bir sayı. Yani 9 olarak çıkabilir. Çünkü 9 çarpı 2 de kökün içinde kalır. Yani burası 9 kök 2 oldu. O zaman diğerlerinin de kökün içerisinde 2 kalmalı, değil mi? Ki toplanabilsin. Ha, o zaman 72'yi ben nasıl yazarım? 2 ile hangi sayının çarpımı 72'dir? 36. Güzel. 36 da karesel sayı. Kök dışına çıkabilir. 32 ile nasıl? 32'yi nasıl yazabilirim? 2 ile neyin çarpımı 32'dir? 16. 16 da kök dışına çıkabilir. Güzel. Şimdi bakın, kök 72 yerine 72'yi sildim. Yerine 36 çarpı 2 yazdım. 36 kök dışına 6 olarak çıktı ama 2 içeride kaldı. 32 16 çarpı 2 olarak yazdım. 16 kök dışına 4 olarak çıktı ama 2 içeride kaldı. Şimdi bunlar artık toplanabilir çünkü kök içleri aynı. 9 tane kök 2, 6 tane kök 2, daha 15 tane kök 2 yapar. Üzerine de 4 tane kök 2 eklersek 19 tane kök 2 yapacaktır. Evet, çözüm yöntemimiz bu. Şunu da hemen hatırlatayım. Mesela bu 32 sayısını bu şekilde eğer yazamıyorsanız asal çarpanlarını ayırıyorsunuz. Onu da hatırlatalım. 2'ye bölüyoruz 16, 2'ye bölüyoruz 8, 2'ye bölüyoruz 4, 2'ye bölüyoruz 2, 2'ye bölüyoruz 1. Asal çarpanlarını ayırma bitti. Sonra nasıl yapıyorduk? Kök 32 yerine ne yapıyorduk? 2 tane 2 varsa kökün içerisinde bir tane de 2 olarak dışarıya çıkabilir. 2 tane 2 yine dışarıya bir tane 2 olarak çıkabilir. Bu kalan bir tane 2 de kökün içinde kalacak. Yani ne oldu? 4 kök 2 oldu bakın. Kök 32, 4 kök 2 oldu. Biz buradan aynı 4 kök 2'yi bulduk. İster böyle yapın, daha pratik. İsterseniz asal çarpanlarını ayırarak 2 tane sayıdan aynı varsa bu kök dışına bir tane olarak çıkıyordu. Önceki videomuzda bunu da anlatmıştık. Evet, bu videomuzda bu kadar sevgili arkadaşlar. Buradan kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Buradan sıradaki videomuzu izleyebilirsiniz. Buradan ise PDF dokümanlarımızı ücretsiz indirebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.